selamımız oldu ve her zaman da diyalogumuz oldu. Bunu şunun evet. için söylüyorum, burada kavga etmeye değil, özgür basın ve siyasetçi ilişkisini kurmak için buradayım ben kendi adıma. Hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk. Ümit Bey, şuradan başlamak istiyorum ilk önce. Bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı bir aydınlatalım. Herkes onu bekliyor. Lütfen gösterir misin Ümit Bey'e o fotoğrafı? Ümit Bey'in de olduğu. Evet. Sayın Özdağ, bu fotoğrafta siz varsınız. Sayın Kılıçdaroğlu var. Sizin de ekibiniz var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibi var. Bu fotoğraf ne zaman ve hangi sebepten dolayı çekilmişti? Yani bu protokolün birinci sayfasının imzalandığı. Bir daha söyler yani misiniz? Protokolün ilkeler bölümünün imzalandığı anda çekilen fotoğraf. Peki bunu şöyle yorumlayabilir miyim? Bu masada olan herkes bir protokol olduğunu biliyordu. Dolayısıyla bir protokol olduğunu bilmiyorum diyenler yalan söylüyor. Benim anladığım o. Sadece bu birinci ilkeler sayfası değil, ikinci bakanlık dağılımı sayfasının da herkes farkındaydı. Yani ikincisi bakın biz Kemal Bey'le Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin karşısında Çankaya Belediyesi'nin tesislerinde bir toplantı yaptık ve o toplantıda Kemal Bey'le bizim hangi bakanlıkları alacağımız üzerine, Milli İstihbarat üzerine bir fikir birliği sağladıktan sonra ben dedim ki Kemal Bey siz bunları veriyorsunuz ama bize altılı masadaki ortaklarınız ne diyecek? Dedi ki zaten Ümit Bey bunların bir şey söylemek şeyleri yok, durumları yok. Biz kendimize düşen bakanlıklardan veriyoruz. Anladım. Ama bu birin dağılımın imzalandığı değil, daha önce ilk ziyarette geldiğinde imzalanan protokol. Peki bir şey daha sormak istiyorum Sayın Ümit Özdağ. Masadaki Selin Sayek Hanım şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemli bir görevde. Cumhuriyet Halk Partililer benim bu protokolle ilgili önemsediğim mesele şu Sayın Özdağ. Cumhuriyet Halk Partililer bu şeyle ilgili olarak, bu metinle ilgili olarak bilgi sahibi olunmadığını söylüyorlardı. Ben Selin Hanım'ı görüyorum. Selin Hanım biliyorsa herkes, Ekrem Bey dahil olmak üzere, Özgür Bey dahil olmak üzere bu bilgiye sahip olmalılar diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı? Enver Bey, ben genel merkezdeki, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki ya memurların bile bildiğini biliyorum. Hatta bırakın memurların, bakın arkada ayakta duran Profesör Doktor Ali Şehirlioğlu var. Hı hı. Ve CHP genel merkezinde biz kendi aramızda konuşmadık bunu. Ama CHP genel merkezinde Ali Hoca'nın Kültür ve Turizm Bakanı olacağı dahi konuşulmuş. Hı. Yani İçişleri Bakanlığı'nı bırakın. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı konuşulmuştu. Ama Kemal Bey ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı belki böleriz falan dedi. Şeydeki konuşmada Çankaya Belediyesi'nin tesislerinde. Biz ona itiraz ettik ve protokolda bakarsanız bakanlık dağılımında bakanlıklar protokol imzalandığı tarihte hangi yapıya sahiplerse o yapıyla kalacaklar deniyor. Peki Sayın Özdağ, bu tabii geçti ama önemli bir detay daha var size soracağım sorularda. Sizin bu protokolü yayınlama sebebiniz nedir? Yani o dönemde ya bir dakika biz havadan konuşmuyoruz, somut bir iş yaptık demek için mi? Yoksa yani Kılıçdaroğlu çok zor durumda kaldı aslında ama bence zor durumda kalmasının sebebi siz değildiniz. Çünkü bu fotoğrafı yayınlasaydı iş biterdi zaten. Siz neden yayınladınız? Yani bir amacınız vardı tabii partinizi korumak için de. Enver Bey, biz halktan gizli saklı protokoller imzalayacak iki parti miyiz? Hayır.
hem dürüst politika diyeceksiniz, hem şeffaf politika diyeceksiniz, hem demokratik politika diyeceksiniz. Ondan sonra da Türk halkından imzalamış olduğunuz protokolleri gizleyeceksiniz. Bu söz konusu olmaz. Zaten benden ricam şuydu, o sabah yani protokolün ikinci sayfasının imzalanacağı sabah Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları bir tweet atmış Suriyelilerin dönüşüyle ilgili. Ben de o tweet'i alıntıladım ve dedim ki ben İçişleri Bakanı olarak bu insanların vatanlarına dönmesini sağlayacağım. Onun üzerine Kemal Bey'i altılı masadaki değişik genel başkanlar arayarak açıkçası taciz etmişler. Kemal Bey genel merkeze geldiği zaman bu tacizlerden bunalmış vaziyetteydi. Kimdi onlar? Biliyor musunuz? Onu Kemal Bey'e sorun tabii. Ama siz biliyorsunuz değil mi? Ben biliyorum tabii, Kemal Bey söyledi. Peki Meral Hanım var mı? Meral Hanım var mı? Bakın ben bir şey söylemiyorum. Peki. Bunu dedi. Peki. Bunu dedi. Ayın 28'ine kadar şey yapmayalım, yani açıklamayalım. Zaten ayın 28'inde kazanmayı bekliyoruz, açıklanacak. Değil mi? Tabii. Ve ayın 28'inde, ama ben Kemal Bey'e dedim ki bakın Kemal Bey, biz bunu dedim açıklamazsak kaybederiz. Çünkü insanlar sizin Cumhurbaşkanlığını devralışınızdan daha çok şimdi benim İçişleri Bakanlığını devralışımı görmek istiyor. Onun için bunu ön plana çıkartmamız lazım. Yoksa kaybederiz. Kaybedersek kaybedelim dedi. Yani o kadar ağır bir baskıyla karşı karşıya olduğunu gördüm. Bence bu baskıya taviz vermemeliydi ama yani neticede onun takdiri, biz de ayın 28'ine kadar bu konuda sustuk. Ama haklı olduğumuz meydana çıktı. 1 milyon 300 bin oyla farkla kaybettik. Yani 600 bin ama 101 bin oy alınabilecek bir oydu. Doğru şeyleri yapmak kaydıyla. Ama bizi çok geç aradılar Enver Bey. Ayın 14'ünde aramaları gerekirdi. Olmadı, 15'inde aramaları gerekirdi. Biz ayın 20'sinde aradılar. Ondan sonra protokollerin hazırlanması, görüşmeler seçimden 3,5 gün önce bunlar netleşti. Bu olacak şey değil yani. Bu çok kötü bir zaman yönetimi. Neden böyle yaptılar onu bilmiyorum. Peki, şimdi sizin de bu söyleşi apar topar yapmak istememin nedeni şu. Ben kendimce sosyal